Sevgili dostlarım, ben Duran. Evimin bir kısmını hobi amaçlı ağaç işleri, mobilya, tamirat işlerini yapabileceğim bir atölyeye dönüştürmeyi düşünüyorum. Bunun için malzemeler almaya başladım. Amacım hem portatif olabilen, hem üzerinde çalışma yapabileceğim, hem de götürdüğüm zaman başka yerde, dışarı alanlarda üzerinde çalışma yapabileceğim bir masaya sahip olmaktı. Bu yüzden internette yaptığım çalışma sonucunda böyle bir çalışma masası buldum. Bu çalışma masasının özelliği portatif olması, kolay taşınabiliyor olması. Şimdi kutusunu açalım. Demonte ürünü olduğu için parçaları biz burada montajını yapacağız. Hep birlikte. Çıkarırken bir yanda da fiyatından bahsedeyim ben size. Bu ürünün şu an piyasadaki fiyatı 750 liradan başlıyor. Tabii değişik markalar var. Markalı olduğu zaman ürünün fiyatı daha da katlanıyor. Epeyce bir yukarılara çıkabiliyor. Şimdi bunun montajını yapalım. Ondan sonra da bir deneme yapalım. Masamızın kullanılabilirliğini bir test edelim. Yanında da montaj aşamasında kullanacağımız anahtarları, 13 ve 10'luk anahtarları da göndermişler. Kutunun içerisinde gelen montaj kılavuzuyla beraber bunu montajını yapıyoruz. Birinci ayağı tamamladık. Diğer ayağın montajına geçiyorum. Şu şekilde. Masayla beraber zaten bütün vidaları gönderilmiş durumda. O konuda bir eksik de yok zaten. Hepsi tamamlı. Tamamlanmış. O kadar pratik iş yapmışlar ki neyin nereye bağlanacağı zaten belli. Bu da tamamlandı. Şimdi bu ayak bağlantılarını yapıyoruz. Evet, bu ayağın da montajını tamamladık. Şimdi sıra bunun üzerine oturacak olan ağaç parçalarının montajına geldi. Masamızın ayaklarının montajını yaptık. Şimdi sıra payandalarını takmaya geldi. Bu payandanın iki özelliği var. Birincisi masanın sağlamlığını arttırıyor. İkincisi de şuradaki delikler vasıtasıyla işte tornavida, iskarpela gibi, eye gibi el aletlerinizi masada çalışırken buraya koymanıza yarıyor. O yüzden bunun böyle bu şekilde aşağı gelmesi gerekiyor. Ve onu da takalım. Ayaklarımızın ve payandamızın montajını tamamladık. Şimdi plastik ayakları takıyoruz. Plastik ayakları çapraz yapmışlar ki yere oturduğu zaman yerle teması tam olsun diye. Takarken en kısa kenarı iç köşeye gelecek şekilde takıyoruz. Ve masamızı artık dört ayak üzerine getiriyoruz. Şöyle getirdik. Burada 4 tane plastik parça var. Bu plastik parçalar şu şekilde tutturuluyor. Bu plastik parçaları buradan çıkarıp herhangi bir yere de takabiliyorsunuz. Ben şu anda bu şekilde taktım. Tabii burada amaç buradaki bir parçayı sıkıştırabilmek. Şu şekilde de sıkıştırılıyor. Sağlamlığına gelince
Yani 4 kişiyi taşır diye düşünüyorum. Bayağı sağlam, çok sağlam bir malzeme. Tabii bundan sonra bir de işlevine bakmak lazım. Burada bir güzellik daha yapmışlar. Üzerine cetvel konulmuş. Açılı kesimlerde içinde burada bir iletki var. Malzeme bulalım ve masanın üzerinde bir miktar çalışalım. Uzun zaman önce aldığım, uzun zamandır kullandığım bir mini nacağım var. Kampta kullandığım bir nacak. Sap kısmı bir hayli oynuyor. Ağzı da çok kötü durumda. Ve bunun tamiratını masamızdan da yararlanarak yapalım. Bir de böyle deneyeceğiz. Çalışma tezgahımızı bir de MDF ile deniyoruz. Bu plastik aparatları istediğimiz yere montajını yapabiliyoruz. Şu şekilde parçamızı sıkıştırdık. Gayet de sağlam oldu. Önemli olan parçanın burada oynamaması ve oynamıyor da zaten. 24 santimetre şu çeneler arasındaki mesafe. Demek ki biz buraya 24 santimetreye kadar olan parçaları sıkıştırabiliyoruz. Ürünün ayakları oldukça sağlam ve oynama yapmıyor. Bu da çalışırken hata yapmanızı engeller. Kalite olarak baktığımız zaman gerçekten düşündüğümün üzerinde bir kaliteyle karşılaştım. Ürünün bir güzel tarafı da ayaklarının katlanıyor olması. Şu şekilde işiniz bitince bunu bir kenara koyabiliyorsunuz. O yönü güzel. Fazla yer kaplamıyor. Küçük hobi işlerinizde kullanabileceğiniz, size çok büyük fayda sağlayacağına inandığım bir çalışma tezgahı. Ürün güzel. Hobi amaçlı düşünen arkadaşlarım için tavsiye ediyorum. Bu ürünle ilgili sormak istedikleriniz olursa bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Her şey gönlünüze göre olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.